Nevroz aslında Adana'da Kürtlerin yoğunlukta olduğu bölgelerde, örneğin Barbaros, ondan sonra Dağlıoğlu, Gülbahçe gibi mahallelerde 70'den sonra, yani 71-72'den sonra hemen hemen her mahallede halk inisiyatifi olarak da kutlanıyordu. Örneğin 1991'de çok iyi hatırlıyorum, Barbaros'ta Nevroz Caddesi'nde yapılan Nevroz'da halk inisiyatifi olarak, yani halkın kendi inisiyatifi olarak yapmış olduğu Nevroz'da çok büyük bir saldırı oldu. Yakılıyordu işte, ateşler yakılıyordu ve gençler Nevroz'u kutluyordu. Kürtlerin yoğunlukta olduğu mahallelerde her sokak başında hemen hemen gençler tarafından ateşler yakılıyordu, lastikler yakılıyordu, işte kutlamalar yapılıyordu. 94'te de HEP'in öncülüğünde resmi olarak da Mimar Sinan'da yapıldı. Çok iyi hatırlıyorum. Güzel de bir katılım vardı yani. Nereden bakarsan bak binlerce bir kitlenin katıldığı bir şölen, bir şenlik havasında Nevroz kutlanıldı. Bu süre zarfında işte sürekli hemen hemen 2013'e kadar hiçbir problem çıkmadan halklar siyasi parti öncülüğünde, yani HEP'in veya DEP'in işte devamı olan HEP, HADEP, DEHAP, Demokratik Toplum Partisi, işte Barış ve Demokrasi Partisi gibi sürekli değişen ki kapamadan dolayı değişen siyasi partilerimizin öncülüğünde her sene kutlanıyor. Yani 2013 yılında Adana Valiliği bu kutlamayı yasakladı. Şöyle ki izin vermedi. İzin vermeyince yine halk inisiyatifi adı altında Karasu Meydanı'nda halk büyük bir coşkuyla, büyük bir kitleyle bu Nevroz'u yine kutladı. Ama tabii bu kutlamadan sonra sanki Barış ve Demokrasi Partisi öncülüğünü yapmış gibi bir algı yaratılıp birçoğumuzun hakkında davalar, örneğin benim hakkımda dava açıldı. Ya Nevroz şöyle ki, Kürtlerin diriliş bayramıdır. Yani bu bayram bir şey, yani Kürtlerin bir bayramıdır. Ama bunu yasalama veya bunu inkar etmek, bunu şey etmek doğru bir şey değil yani. Güç kullanarak da Nevroz kutlamalarına katılan insanları, gençleri darp ederekten, gözaltına alaraktan, hatta tarayaraktan, yani mesela 93 Nevroz idi. Ya 92 ve 93 Nevroz'unda birçok insan hayatını kaybetti Nevroz kutlamalarında. Yani polisin saldırısından dolayı işte rastgele kitleyi taramasından kaynaklı birçok insan hayatını kaybetti. Resmi olarak da 3 tane bildirdi ama ölü sayısı çok çok fazlaydı. Yani birçok insan da, zaten başta da anlattım, birçok insan korkusundan cenazelerini sahiplenemediler, açıklayamadılar. Yani böyle bir vahşet yaşandı. Bu 94'ten sonra zaten resmi olaraktan devlet artık izin verdi, baktılar bu işin böyle yürümeyeceğini.